Mersin'de 112 acil servis ekibinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan ve bir yıl öncesine kadar 110 kilo olan Didem Akbal, geçirdiği tüp mide ameliyatı ile 41 kilo vererek 69 kiloya düştü. Yaralıya müdahale için gittiği bir olay esnasında vatandaşların "bu hastaya gidinceye kadar hasta ölür" sözünden etkilenen Didem hemşire "bıçaklanma vakasına gittik. Ambulansın giremeyeceği bir yerde. Ambulans durdu, doktor müdahale için ara sokağa koştu. Arkasından ben indim. Tedavi çantası ağır bir çanta. Çanta var, kilo da var. Üçüncü adımdan sonra nefes nefese kaldım. Ondan sonra tam hatırlamıyorum ama esnaflardan biri "bırak ya bunu, bu hastaya gidene kadar hasta zaten ölür" dedi. Durdum, istem dışı ağlamaya başladım. Sonra tekrar koştum, müdahale ediyordum. Ama diğer yandan da çok zoruma gitmişti diye konuştu. Koşmaya başladım. Tabii ki kilo, çanta ve benzeri. Artık ikinci, üçüncü adımdan sonra nefes nefese kaldım. Oradan biri, hatırlamıyorum, esnaflardan biri dışarıdan şey dedi, "ya bırak bunu ya" dedi, "bu hastaya gidene kadar hasta zaten ölür" dedi. Böyle bir durdum, istem dışı ağlamaya başladım. Sonra tekrar koştum, müdahale ediyordum ama hani bir yandan da çok zoruma gitmişti. Daha önce çok istemesine ve sevmesine rağmen acil tıp teknisyeni forması giyememekten de yakınan Akbal, kilo vermenin yeniden doğuş gibi bir duygu olduğunu belirtti. Artık iki adımda nefes nefese kalmamaktan dolayı da mutlu olduğunu ifade etti. Ben forma giyemiyordum. Yani forma, çok seviyorum formamızı ama giyemiyordum. Şu an üstünden çıkartmıyorum mesela, forma giyebiliyorum en güzeli. Ki artık yorulmuyorum, bu var yani. Kilo problemi yaşayan insanlara tüp mide ameliyatını araştırmalarını da tavsiye eden acil tıp teknisyeni Didem Akbal, şu an 69 olan kilosunu 50'ye kadar düşürmek istediğini ve fazla kilolardan kurtulmanın insanlara psikolojik rahatlık sağladığını söyledi. Hayatımda her şey değişti. İnsanların, en başta insanların bakış açısı değişiyor sana. Yani çünkü insanlardaki psikoloji şeydir, ya yemese verir gibi psikolojidir. Ama öyle değil işte, öyle olmuyor. Uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz. Kimse sizin o halinizi bilmiyor. Şimdi artık şeysiniz yani, istediğiniz ortama rahatça girebiliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz. Bir mağazaya girdiğinizde acaba bana göre var mıdır telaşesi yok. Her şey değişiyor ya.